Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. 2021 yılında en şanslı burçları sırayla inceleyelim. İlk olarak 21 Aralık tarihinde Jüpiter Satürn kavuşumu Kova burcuna geçecek ve biz hepimiz 2021 yılında Kova burcu enerjisine bulacağız kendimizi diyebiliriz. Satürn 17 Aralık 2020 tarihinde tekrar Kovaya geçerek 7 Mart 2023'e kadar orada kalarak doğrudan hareketini sürdürecek. Şimdi bunların ne anlama geldiğini yavaş yavaş da anlatacağım. Yine 19 Aralık 2020'de Jüpiter de kovaya geçecek ve bundan iki gün sonra yani 21 Aralık 2020'de Jüpiter Satürn 20 yıllık kavuşumları kova burcunda gerçekleşecek. Yani 2020 ile başlayan büyük mutasyon gerçekleşecek ve hayatımızda özellikle dünya liderliğinde sosyal kolektifi destekleyen yeni ve cesur liderler ortaya çıkacak. Özgürlük ve haklar daha çok gündeme gelebilir. Dönemin mevcut liderlerinin görevlerinden alındığı veya sosyal ayaklanmaların başladığını da görebiliriz. Çin dünya sahnesinde ön plana çıkabilir gibi gibi. Şimdi biz burçlar olarak tek tek inceleyelim. İlk olarak kova burcu ile başlayalım. 2021 yılında nihayet koç burçları çabalarına ve çalışmalarının karşılıklarını en sonunda aldıkları bir yılda giriş yapıyorlar. Bu 2021 yılında oluşacak Jüpiter ve Satürn kavuşumunun hava gruplarında yani kova burcunda olmasından hem ay düğümlerinde gökyüzü tarafından destekleneceksiniz. Geçtiğimiz son bir buçuk yıl özellikle siz öncü grubu burçlarından biri olarak zorlanmıştınız. Ancak 2021 yılında hayatınızdaki bazı konularda büyük değişimler yaşasanız da şanslı ve gökyüzü tarafından desteklenen burçlardan biri olacaksınız. Özellikle yakın arkadaşlarınız, dostluklarınız ve kariyer konularında şanslı olacağınız bir yıl sizleri bekliyor. Gelelim boğa burçlarına. Sevgili Boğa burçları 2021 yılında özellikle ailevi konularda şanslı olacaksınız. Sorunları olan bir Boğa burcuysanız sorunlarınızı rahatlıkla çözebileceğiniz iyi bir yıla giriş yapıyorsunuz diyebiliriz. 2021'de Uranüs burcunuzu ziyaret etmeye başlaması ile birlikte sizler için yeni bir e, 7 yıllık sürecin başladığı anlamına gelecek. Uranüs ilerleme gezegenidir. Hayatınızla ilgili büyük değişimler isteyen ve planları olan bir Boğa burcuysanız, işte bu süreci değişimleriniz ve planlarınızı hayata geçirmek için değerlendirebilirsiniz. Ayrıca 2021 yılı boyunca kariyer ve para konularında başkalarından destek almak yerine sizler kendi çabalarınızla büyük başarılar elde edebileceğiniz bir yıl olabilir. Gelelim ikizler burcuna. Sevgili ikizler. 2021 yılında şans sizden yana gibi gözüküyor. Bu yıl size iyi gelecek ancak karşınıza çıkacak fırsatları en iyi şekilde kullanabilirsiniz. 2021 yılında yöneticiniz Merkür sayesinde daha dışa dönük bir yıl geçirebilirsiniz. Bu yıl içerisinde hayatınızdaki insanlarla daha iyi yakınlar, yakınlık kuracak ve ilişkilerinizde tutkulu bir aşık olacaksınız. Hayatınızdan bu yıl güvenmediğiniz kişileri çıkartmak isteyecek ve daha sağlam ilişkiler içinde bulacaksınız kendinizi. Sevgili ikizler, bu yıl ay düğümleri sizin burcunuzda ve tam karşınızdaki yay burcunda. Bu yıl kendinizle ilgili birçok şeyi fark edeceksiniz ve ben kavramını daha çok fazlasıyla kullandığınız bir yıl olacak. Eskide kalan bir ikizler burcu ile 2021'de oluşacak yeni bir ikizler burcu görebilirsiniz aynada. İlişkilerinde, hayata bakış açısında ve attığı adımlarda daha çok kendi için, kendi mutluluğu için adım atan yeni bir ikizler burcu görebilirsiniz. Gelelim yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler, 2021 yılında kazanan burçlardan biri olacaksınız. Artık çabalarınızın karşılığını alma vakti. Uzun zamandır her neyle ilgileniyorsanız artık meyvelerini toplama zamanı. İlişki anlamında, kariyer anlamında, maddi, manevi ne ile ilgileniyorsanız artık 2021 yılında bunun meyvelerini toplayabilirsiniz. Bu yıl Mars'ın burcunuzdaki olumlu desteğiyle bol bol seyahat edebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili bol bol yatırımlar yapabilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir yıl sizleri bekliyor diyebiliriz. Özellikle kariyer açısından Mart ve Nisan ayları çok iyi değerlendirmeniz gereken aylardan. Yengeç burçları 2021 yılında sahip oldukları büyük sorunları varsa eğer, maddi sorunlar, ailevi sorunlar ya da sağlık sorunlarınız varsa bunlara çözüm bulmak için büyük adımlar atacaksınız. İlişkiler konusunda Plüton'un etkisiyle arkadaşlıklarınızda epey seçici davranacaksınız bu yıl. Bu yüzdendir ki kurduğunuz ilişkilerinizde de büyük bağlar kurabilirsiniz. Seçici davrandığınız için daha kalıcı ilişkilere başlayacaksınız. Bu yıl Jüpiter sayesinde sevgi dolu ve enerjik olacaksınız diyebiliriz. Büyük aşklara hazırlıklı olun. Aslan Burcu Sevgili aslanlar 2021'de sosyal çevrelerinde hızlı bir değişim süreci yaşayabilirler. 2021 yılı boyunca kendilerini dış dünyadan çok iç dünyalarına yönelmeye verecek olan aslan burçları iç dünyalarını keşfetmelerine yardımcı olacaklar. Sosyal çevreden çok kendi iç dünyalarına dönen Aslan Burcu bu yıl deyim yerindeyse kendini keşfedecek. 2021 yılı sizin kendinize yaptığınız bir yolculuk gibi adeta. Aslan Burcu özellikle yılın ilk üç ayı aşk konusunda kendilerini daha şanslı hissedebilir. Yalnız olan Aslan Burçları yılın ilk 3 ayında yeni bir ilişkiye daha hızlı adım atabilirler. Kariyer hayatlarında ise bu yıl farklı alanları denemek isteyebilir ve yeni yollara, yeni maceralara atılabilirsiniz. İş dünyasındaki değişimler size gayet iyi gelecek. Gelelim Başak Burçları'na. Sevgili Başaklar 2021'de aile, evlilik, aşk konularında epeyce yoğun olabilirler. Bu yıl çok çalışkan ve iş aşkıyla yaratılmış Başakların öncelikleri aşkları olacak. Hayatın merkezi neredeyse aşkları haline gelebilir. Şaşırmayın, Normalde Başak burçları hep iş için, çalışmak için yaşarlar. Bu yıl Satürn ve Plüton sayesinde ilişkileriniz destekleniyor olacak. Özellikle Mart ayından sonra aşk hayatınızda büyük hareketlilik yaşayabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda ise yine sizleri yorucu bir yıl bekliyor diyebiliriz. Hemen korkmayın. Çünkü bu sizin seçiminiz olacak. Başak burçları yine çalışmayı seçecek. 2021 yılında özellikle iş yerinde kendini gösterebilme, mesleğinde başarıya ulaşma, iş alanlarınızı genişletme ve terfi konularınız gündeme bolca gelebilir. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız bir yıl olacak diyebiliriz. 2021 yılında aşk ve ilişkiler konusunda daha çok kafa yoran bir başak görüyor olacağız aslında. Kariyer ve iş konusunda ise fazla risk almaktan kaçınmanız gereken bir yıl sizleri bekliyor. Terazi burcu. Sevgili Teraziler 2021 yılında özellikle aşk hayatında Şubat'ın ortasından sonra daha şanslı ve hareketli bir dönemde olacaksınız diyebiliriz. 2020 yılında yorulan Terazi burçları Şubat ayından sonra özellikle de Mayıs ayı ile birlikte büyük aşklara yelken açabilirler. İlişkisi olan ancak mutsuz olan bir Terazi burcu varsa ise Temmuz ayı ile birlikte ayrılık kararlarını netleştirebilirler. Maddi ve finansal konularda ise terazi burçları 2021 fırsatlarında e, büyük fırsatlarla karşılaşacağı bir yıl olacak. Fırsatları değerlendiren bir terazi burcu olabilirseniz bu yılın kazananlarından biri de siz olacaksınız. Yapmak istediğiniz ve emin olduğunuz işlerle ilgili durmayın ve harekete geçin. Kaderden beklemeyin ve bu yıl fırsatları değerlendirip, bolca para kazanın. Sevgili teraziler, yıllardır ilişkiler konusunda çok seçici davrandılar ve belki doğru insan karşısına çıkmadı ya da çıktığı anda o ilişkiye hazır değildi. Ancak 2021'de büyük, coşkulu, güzel bir ilişkiye hazırlıklı olmalılar. Gelelim Akrep Burcu'na. Sevgili Akrep Burçları 2021 yılında Jüpiter'in etkisiyle farkındalıklarını iki katına çıkarabilir. Farkındalığı zaten yüksek olan akrepler hayatlarında yeni bakış açılarına, yeni yollara, yeni kapılara, yeni ilişkilere, hobilere ve onları tam anlamıyla ruhsal mutluluğa götürebilecek her şeyi daha net görebilecekleri bir yıl yaşayacaklar. İş ve kariyer konusunda da farkındalığı artan akrep burcu kendisine yeni hedefler çizmek ve bunları hayata geçirmek isteyecek daha çok. Zaten hayatta olasılıklar yüzlerce değil midir ki? Yani en önemlisi farkındalığı yüksek bilinçte doğru olasılığa yönelmemiz. İşte siz sevgili akrepler gerek iş, gerek eğitim, gerekse ilişkiler konusunda daha ko doğru, daha emin kararlar alabilirsiniz. Maddi konularda özellikle Ocak ayı sonundan Mart ayı ortasına kadar büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 2021 yılında İlişkiler konusunda normalde zevk alamayacağınız, belki de hiç birlikte olmam dediğiniz kişiler veya hiç düşünmediğiniz kişileri hayatınıza alabilirsiniz. Yay burcu. Sevgili Yay burçları 2021 yılında daha hareketli, daha canlı, daha kararlı ve hayatın keşfetmeniz gereken tüm detaylarını keşfedebileceğiniz bir yıl olarak yaşayabilirsiniz. Aslında bu yıl tam size göre bir yıl diyebiliriz. Aşk hayatınızda ise 2021 yılında bambaşka bir yay burcu ile karşılaşabiliriz. Artık siz eski yay burcu olmayacaksınız ilişkilerinizde özellikle. Çünkü 2020 ile birlikte aşkı olan inancınız ve bakış açınız tamamen değişti diyebiliriz. 2021 yılının ilk 4 ayında karşınıza çıkacak tüm aşklara karşı olumsuz bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Herkese bir bahane bulabilirsiniz. Ancak, Mayıs ve sonrası aşk hayatınızda daha pozitif baktığınız, büyük aşklar yaşayabileceğiniz, ilişkilerinizde daha tutkulu olabileceğiniz bir dönem olacak diyebiliriz. 2021 yılı aşktan çok hayatın sorumluluklarıyla tutunan bir yay burcu olarak görebiliriz sizi. Aslında aşk da olsun ama şurada ikinci sırada olsun, bu yıl kendime odaklanayım, yapmam gerekenleri hakkıyla yapayım, işimi geliştireyim, eğitimimi tamamlayayım, daha çok para kazanayım, aileme, sevdiklerime daha çok zaman ayırayım diyen bir yay burcu olmaya hazırlıklı olun. Gelelim oğlak burçlarına. Sevgili oğlak burçları 2021 yılında aşkı ve heyecanı sıfırdan ve yeni baştan öğrenebilirsiniz. Yani bu yıl Uranüs'ün sevgi evinizden geçmesiyle yeni bir partner bulabilir, ayakları yerden kesilen aşık bir oğlak olabilirsiniz. Ya da İlişkisi olan bir Oğlak burcuysanız, ilişkinizde daha çılgın, aşık, heyecanlı bir partnere dönüşebilirsiniz. İş ve kariyer konusunda yeni teklifler açısından şanslı olabileceğiniz ve eskideki iş bağlantınızda başarılı olmak yerine yeni başlangıçlarda büyük başarılar yakalayan bir Oğlak burcu olabilirsiniz. 2021 yılında işinizle ilgili olarak daha çok seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Aşkı yeniden inşa eden bir Oğlak burcu olmaya çalışırken İş ve aşkınız konusunda sıkıştığınızı hissedebilir, ancak ikisinden de vazgeçmeyen dirençli bir oğluğa dönüşebilirsiniz. Bu yıl Mars Mart ayından ortasından Mayıs ortasına kadar burcunuzda kalacak. Bu zaman zarfında kendinizi Mars'ın etkisiyle daha enerjik, daha hareketli hissedebilirsiniz ve iş kariyer konularında daha savaşçı, daha rekabetçi olabilirsiniz. Kova Burcu Kova burçları 2021 yılında iş ve kariyer konularında büyük zaferler kazanabilirler. Bu yıl kararlı ve çalışkan kova burçları için onların yılı yani kazanma yılı diyebiliriz. Daha çok kariyer odaklı ya da kazanç odaklı bir yıl bu geçirecek olan kova burçları ailelerini, aşklarını ihmal etmemeye özen göstermeliler. Bu yıl para kazanma konusunda çok şanslı olacak olan kova burçları, büyük hedefleriyle ilgili ciddi planlarını hemen oluşturmalı ve hayata geçirmek için hiç beklememelisiniz. Hayatınızda bir partneriniz yoksa bu yıl hayatınıza birini sokmak için çok da çaba harcamayabilirsiniz. Oysa ki fırsatlar ayağınıza gelebilir ancak sizin ilk önceliğiniz bu yıl için iş, yatırım, kariyer ve parasal konular olabilir. Evlilik kovalar ise eşlerini, ailelerini kırmadan işlerine odaklanmalılar. Yeni yatırımlar yapmak isteyen bir kova burcuysanız 2021 yılını muhakkak çok iyi değerlendirmelisiniz. Bu yıl parasal konularda şans sizden yana diyebiliriz. Gelelim son burcumuz olan balık burcuna. Sevgili balık burçları 2021 yılında daha çok kendileri olacak diyebiliriz. Neptün gezegeni yani yaratıcılığın gezegeni tüm yıl burcunuzda olacak. Bu da sizin 2021 yılında daha yaratıcı, daha insancıl daha empatik olmanızı sağlayacak. Sizler zaten öyleyken bunu daha fazla hissetmeniz sizi bazı zamanlarda şanslı kılarken bazen de yorabilir. Yaratıcılık konusunda mesela daha verimli olabilirsiniz. Yaratıcılığınız işlerinizde yani bu yaratıcılığınızı işlerinizde kullanabilirsiniz. Çok büyük başarıları imza atabilirsiniz. 2020 yılında başladığınız işlerin ya da ilişkilerin meyvelerini artık 2021 yılında toplamaya başlayacaksınız. Aşk hayatınızda özellikle yılın ikinci yarısına daha fazla sevgi dolu hissedebilirsiniz kendinizi. Yalnız olan balık burçları ise yılın ikinci yarısına büyük aşklara hazırlıklı olmalılar. Bu yıl empati gücü de daha fazla olan siz balık burçları insan sarrafı gibi olabilirsiniz. Olayları, kişileri daha net ve hızlı çözeceksiniz. Bunlar özellikle iş konusunda, iş dünyasında sizlere yardımcı olabilir. Bazen bu durumlar sizi yorsa da Yaratıcılığınızı kullanarak iş ve ilişkiler konusunda avantajlı duruma geçebileceğiniz bir yıl sizleri bekliyor diyebiliriz.